Bugünkü konumuz uçtan uca franchise teknolojisi. Tabii teknoloji deyince çok geniş bir kavram ama aslında niye bu kadar geniş bir kavram kullandık burada, onunla başlayalım. Özellikle son zamanlarda pandemiden sonra bunun önemi, teknolojinin önemi çok fazla hayatımızda etkilerini göstermeye başladı. Aslında baktığınızda 1890'lı yıllarda kurulan bir Silikon Vadisi ile teknolojinin aslında çok büyük bir dönüşümü söz konusu. Silikon Vadisi aslında burada büyük bir ufuk açtı. O anlamda 1950'li yıllara geldiğimiz zaman yapay zeka diye bir kavram hayata girmeye başladı teknoloji alanında. Bunun teknoloji dediğimiz zaman tabii bunun içinde birçok ürün grubunu barındırıyor. İşte içinde bir donanım dediğimiz hardware kısmı var, software kısmı var. Tabii bunların hepsi bir bütünleşik. Yani hepsi birbirine bağlı olan şeyler. İşte bir donanım tarafını geliştirmeden içindeki yazılım gelişmiyor. Yazılım geliştikçe donanım gelişmeye ihtiyacı oluyor. Ama tabii baktığınızda da bu süreçte teknoloji geliştiricileri sürekli ne yapıyor? Daha önümüzdeki yıllarda çıkaracakları ürünleri bugünden geliştirmeye başlıyorlar. Özellikle robotik kavramı girdi değil mi? Yani şöyle baktığınızda son 10'lu yıllara baktığınızda robotik diye bir kavram geldi. Hatta çocuklara artık robotik kodlama eğitimleri veriliyor. Özellikle bizde yine firmamızda Armiya Teknoloji'de kız çocuklarına robotik kodlama eğitimleri vermeyi özellikle ücretsiz olarak eğitimler veriyoruz. Niye biz bunu yapıyoruz? Mesela kız çocuklarının daha çok yazılım alanında gelişmesini istediğimiz için, onlar için çok güzel bir meslek olduğunu düşündüğümüz için bu anlamda bir faaliyetler gösteriyoruz. Robotik kavramıyla beraber de artık robot teknolojisi, şu anda bilmiyorum ilgilenenler var mı ama bu alanda biraz baktığınız zaman Google'dan çok kısa araştırmalar yaptığınızda şu anda gelinen noktada robotların savunma anlamında yani 2030'lu yıllarda artık robot savaşçılar, robot askerler, robot polislerin artık sokaklarda dolaşacağını görüyorsunuz. Şu anda son testler yapılıyor artık. Bununla alakalı birçok artık tanıtmaya, artık gün yüzüne çıkarmaya başladı üreticiler. Tabii biz bu kadar gelişen teknolojide ticaretimizi kesinlikle bunun dışında tutmamız mümkün değil. Aslında gelmemiz gereken nokta o. Bunun en büyük faturası pandemiyle beraber kesildi baktığınızda. Pandemi de teknolojiyi kullanan firmalar bu işten karlı çıktı. Şöyle bakacak olursak, bizim çok değerli bir dostum Sayın Doktor Hakan Çınar, Dünya Gazetesi'nde de köşe yazarı, geçen bir toplantıda güzel bir motto çıkardı. Ümit var dedi. Aslında burada ne demek istedi? Dünyanın en değerli 500 markası arasında Türk markasının yer almadığını söyledi bize. Ümit varı da aslında bazı kelimelerin kısaltması, baş harflerinden alarak yola çıkıyor. Diyor ki bir marka olmak için, böyle değerli bir hale gelmek için önce üretim, daha sonra bunun markalaşması, bunun ihraç edilmesi ve teknolojiyle bütünleşik olması. Aslında baktığınızda çok yalın ve sade. Eğer biz bu dört kelimenin arkasında ticaretimizi büyütürsek, değerli marka olup işte o ilk 500'lere girecek markaları doğurmuş olacağız ve bu şekilde büyümüş olacağız. Burada teknolojiyi özellikle kullanılıyor çünkü neden? Sayılar aslında ticareti yönetiyor baktığınızda. Nedir bu? Siz yöneticiler olarak sayıların arkasında ticaretinizi yönettiğiniz zaman, raporların arkasında ticaretinizi yönettiğiniz zaman
Doğru profilden bakıyorsunuz, doğru perspektiften ticaretinize yön veriyorsunuz. Bir franchise markası oluşturup da bunu büyüttüğünüz zaman aslında içinde neler oluyor? İşte bir marka oluyor ve markanın altında işte ilk önce bunun bir satın alma değil mi? Bütün ticaret aslında satın almayla başlıyor. Şimdi satın alma deyip geçmemek lazım. Baktığınızda satın alma şu andaki rekabet ortamında, şu andaki piyasa şartlarında en önemli konulardan birisi maliyetler, değil mi? Maliyeti doğru yönetebilmeniz lazım ki karlılığınız artsın. Satın alma süreciyle başlıyor doğal olarak operasyon. Bunun arkasında tabii bir üretim var. Bu hizmet üretimi de olabilir, ürün üretimi de olabilir. Nihayetinde hepsinin bir maliyeti var. Doğal olarak bu üretim maliyetlerinin doğru kurgulanması, ürün üretiyorsanız bunların reçetelerinin doğru planlanması, bu reçetelerin buradan fabrikadaki üretimden çıkıp da en son nihai tüketiciye ulaştığı noktalarda olan franchise noktalarımızda da aynı reçeteyle, değil mi, müşteriye, misafirlerimize sunuluyor olması gerekiyor ki bunların hepsinin temelinde ne yatıyor? İşte yazılımla bu süreci takip etme kısmı var. Özellikle her zaman şunu söylüyoruz. Excel çok güzel bir programdır. Ama Excel'i hayatımızdan çıkarmamız lazım. Ne için? Veri depolamak için. Excel bir veri depolama aracı değildir. Yani ticaretimizi Excel üzerine kurduğumuz zaman bunun geleceği veya sürdürülebilirliği kesinlikle söz konusu değildir. Bunun için veri tabanı olan sistemler kullanmalıyız ki bu veri tabanında sürekli ne yapmamız lazım? Özellikle şu anda son zamanlarda her zaman konuştuğumuz yaklaşık 15-20 yıldır dünya tamamen veri savaşları üzerine gidiyor. Bizim burada veri savaşları yapılırken tabii işin içine ne giriyor? Bir de milli olmak giriyor. Özellikle Türkiye baktığınızda şu anda dünyadayının en büyük 5 yazılım üretici ülkesinden birisi. Bu çok kıymetli. Gerçekten çok kıymetli. Bugün Microsoft, değil mi? Şu anda hepimizin bildiği Microsoft'un çalışanlarının %40'a yakını Türk mühendis. Doğal olarak biz ciddi manada yazılım üretebilen bir ülkeyiz. Milletiz diyebiliriz. Çünkü bizim kafamız tamamen bilgisayar algoritmasına uygun çalışıyor baktığınızda. Bir Çinli'ye gittiğinizde bir konuyu anlatmak gidip görenler vardır. Ben şahsen yaşadığım çok büyük bildiğiniz bir kesin bilgisayarla ilgilenenler bildiğim markada Tayvan'da bizzat toplantıda yaklaşık bir saat boyunca meslektaşım olan bir mühendise bir çok basit bir konuyu anlatmak için çok cebelleştim. Çünkü onlar çok düz bakıyor. Biz konuya bakarken çok geniş perspektiften bakıyoruz. Onların bakışı çok daha sığ ve böyle olduğu için aslında biz bugün dünyadaki söz sahibi üreticilerden biriyiz. Belki şu anda işte saydığımız ülkelerde mesela Hindistan gibi ülkeler bizim önümüzde görünüyor ama bu tabii onların biraz ülkenin konuya bakış açısıyla da alakalı. Çünkü onlar ülke olarak daha kapalı. Mesela Microsoft Hindistan'a ilk girdiği zaman bayram yapmıştır, kutlama yapmıştır. Uzun yıllar Hindistan'a program satamamıştır. Çünkü işte orada devlet politikası daha çok kendi vatandaşlarının konuyu geliştirmesiyle alakalı yaptırımları olmuştur. Bizde şu anda bu konuyu işte özellikle Türkiye'ye yurt dışından yazılım getirilmesi, özellikle yerli sermaye olmayan yazılımların burada çok tercih edilmesi taraftarı şahsen değilim. Bunu da birçok mecrada dile getiriyorum. Neden böyle düşünüyorum? Dediğim gibi veri savaşlarının olduğu bir dönemde biz kesinlikle yabancı sermaye yazılımların güvenli olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü bugün dostuz, yarın herhangi bir şey olabilir. O zaman biz sizlerin kullandığı verilerin database'inde tabii ki ne olmaması lazım? Bu anlamda yabancı sermayenin elinde bulunmaması gerekiyor.
tekrar buraya dönecek olursak, bunun üretim tarafından sonra ne hangi aşamaya geliyor? Bir de sipariş yönetimi. Sipariş yönetimi de çok önemli. Neden? Çünkü siz siparişi doğru zamanda alacaksınız, doğru platformdan. Özellikle franchise noktalarınızın size vereceği siparişleri çok kolay veriyor olması lazım ve bunu da takip ediyor olması lazım. Bunun sevkiyatının doğru düzenlenmesi lazım, doğru zamanda, doğru şekilde, doğru nakliye ile, lojistikle yerine ulaştırılması gerekiyor. Satın almaya bağlı olarak tabii ne giriyor bir de işin içine? Stok yönetimi. Değil mi? Bugün stoğunu yönetemeyen firmaların çok da büyümesi söz konusu değil. Niye? Neden? Çünkü stok dediğimiz bir firmanın şişmanlaması anlamına geliyor. Minimum stokla maksimum ticareti yapabilmek esas temel olan nokta. Şimdi siz anlık olarak stoğunuzu görüp stok maliyetinizi anlık olarak göremiyorsanız, yani diyorsanız ki arkadaşlar stoğumuzda ne kadar ürün var diyorsanız, burada bir sıkıntı. Hemen kendinize sormanız lazım. Ben bunu sormadan görüyor olmam lazım. Çünkü ben satın alma yapıyorum. Çünkü ben bir firma geliyor, onunla görüşüyorum. Anlık hemen bakıyor olmam lazım ki, değil mi? Anlık olarak hemen programımı açıp, raporumu açıp hemen görüyor olmam lazım ki karar vereyim. Değil mi? Ticarette zaman ne kadar önemli. Yani o anda karar verdiğiniz anda kazanacaksınız belki. Ama o anda karar veremiyorsanız, işte muhasebedeki arkadaşı arayıp da veya depodaki arkadaşı benim şu anda stoğumda şu üründe ne kadar var sorularını soruyorsak, o zaman aslında 1-0 geride başlıyoruz. Karşımızdaki profesyonel bir satıcı nihayetinde. O bir an önce satmaya çalışıyor. Siz de ondan alırken ona göre uygun almanız lazım. Onun için de stok dönüşüm hızları, sadece stok miktarından bahsetmiyorum. Bunun içinde o kadar çok veri var ki, bu ürünü daha önce ne kadar süre önce almışsınız? Ne kadardan almışsınız? Bunun döngü süresi ne kadar? Stoğun devir hızı ne kadar? Bunların hepsini baktık mıydı? İşte tam dediğimiz nokta orası. Yazılım aslında röntgen çekmek. Yani firmanızın röntgenini çıkaran nedir? Oradaki işte kullandığınız yazılımın kabiliyettir. Ne kadar üretken bir yazılım kullanıyorsanız veya sistem kullanıyorsanız, o kadar net profili görüyorsunuz. Ve bu profilde size işte oradaki manevra kabiliyeti, oradaki hareket kabiliyetini kazandırıyor ki ticareti büyütmemizin en önemli noktalarından birisi bu. Finans yönetimi bundan zaten ayrıştırılamaz. Yani şimdi bir stok ürüne gireceksiniz. Önce neye göre yapmanız lazım? Anlık finansal durumunuzu hemen görmeniz lazım ki ona göre karar vereceğiz. Şimdi karar verme mekanizması tamamen raporlar üzerine kurulu. İşte dediğimiz oradaki yönetime ışık tutan raporların tamamı ne ile alakalı? Bizim perspektife, bakışımıza göre şekilleniyor. Buna bağlı olarak ödeme sistemlerinin doğru kullanılması gerekiyor. Değil mi? Yani siparişi aldık da bir de bunun tahsilatı var. Tahsilatın yanında bir de ödeme performansı var. İkisi de aslında çok önemli. Tahsilat dediğimiz nokta firmalarımızda neyi gösteriyor? Finansal gücü sürekli alttan besleyecek olan unsur. Buna bağlı olarak ödeme gücü. Ödeme gücü de ne katıyor firmaya? Ödeme gücünün düzeni firmanın prestijidir, değil mi? Satın alma gücünü arttırır. Ne kadar doğru, düzenli ödeme yapıyorsa firma, özellikle satış tarafında çalışan arkadaşlar, profesyoneller çok iyi bilir. Bir firmanın ödemesi düzenli ise diyorum, bakın, yani vadeden şundan bundan bahsetmiyorum. Düzenli ise ona ürün satmak konusunda çok ısrarlı davranırlar. Niye? Onunla çalıştı mıydı başı ağrımayacak, ödeme gününü planlayabilecek, tahsilat gününü planlayabilecek. Doğal olarak ona göre de iskontosunu yapacak, satın alacak firmada ne yapacak ona göre elini güçlendirmiş olacak baktığınızda. Şu anda en önemli konulardan birisi de nedir?
en önemli konulardan birisi İK. Değil mi? Bugün firmalarımızın hepsi büyüyor. Merkeze baktığımızda işte 100 noktaya ulaştığınızı düşünelim. Ortalama 4 personel çalıştırdığınızda 100 noktada 400 tane personel, 400 kişilik bir aileye ulaşıyorsunuz. Tabii bunların 400 kişilik aileyi de tabii nerede yönetmemiz lazım? Kağıt üzerinde, Excel üzerinde bunları yönetmemiz mümkün mü? Günün sonunda baktığınızda tabii ki mümkün değil. Bunlarla sürekli anlık iletişimde olmanız lazım. Sürekli onların herhangi bir derdi olduğunda onların dertleriyle bir şekilde, değil mi, hemhal olmak lazım. Onlarla dertlenmek lazım ki bu da neyle alakalı? Yine yazılım. Yani baktığınızda ne tarafa dönsek karşımızda yönetilebilir bir yapı ihtiyacı doğuyor. Bu yönetilebilir yapılar kurumdan kuruma, firmadan firmaya değişkenlik tabii ki gösterebilir. Bizim burada özellikle Armiya Teknoloji olarak Vega yazılımın bölge dağıtıcısız Vega yazılımın sistemlerini kullanıyoruz ERP tarafında. Ama birçok noktada da firmadan firmaya değişen bazı konular var. Değil mi? Yani hepimiz yediğimiz yemeğin tuzu, damak tadı herkese göre değişiktir. Doğal olarak firmadan firmaya iş ortaklarımızda da bu yapılar değişkenlik gösteriyor. Rapor alma sistemleri bile farklılık gösteriyor. Biz de burada ne yapıyoruz? Armiya Teknoloji olarak bu firmalarımıza, iş ortaklarımıza bu tarzda özelleştirmelerle aslında katma değer üretmiş oluyoruz. Her zaman dediğimiz bir konu var. Önemli olan, bir, dünyanın en iyi programını da kullanıyor olsanız hizmeti doğru almadığınız sürece size çözüm ortaklığı yapacak çözüm ortağınız sizin aynı dili konuşup ticaretinizi büyütmeye hevesli değilse o zaman ne yapıyor? Bu sistem büyümüyor. Tabii franchise yapısı altında en önemli konulardan birisi de tabii ki eğitim. Yani personel eğitimleri. Personellerimiz markaya göre markanın perspektifinde eğitimler vermemiz gerekiyor. Bu satış eğitimleri olabilir, müşteri ilişkileri olabilir, işte marka bilinci olabilir. Birçok bu anlamda eğitimler var. Bu eğitimlerin de yine hepsinin sistem üzerinden organize edilmesi, takip edilmesi gerekiyor ki 3 sene sonra bugüne baktığınızda bugün neler yaptığınızı bilmeniz lazım. Tekrar söylüyorum, röntgen bir firmanın en önemli ihtiyacı. Yani sürekli geriye dönüp geride yaptıklarını baktığı zaman, geride yaptıklarını incelediği zaman aslında firma gelişiyor, marka büyüyor. Marka bugün ilk gün seminerde mesela Kanada'dan bir örnek verilmişti. 1000 şube üzeri 7 tane marka çok büyük bir rakam. Bugün Türkiye'de de bunlara ulaşabiliriz. Ama ulaşabilmemiz için önce veriyi yönetmemiz lazım. Bu veri savaşında güçlü olan tarafın bizim olmamız lazım. Onun için tekrar söylüyorum, hayatımızdan Excel'i çıkarmamız gerekiyor. Excel tutkunları muhakkak aramızda vardır ama Excel'i sadece bir hesaplama aracı olarak kullanmak gerekiyor. Excel bir veri tabanı değildir. Franchise noktası belirleme sürecinden tutun, CRM dediğimiz müşteri ilişkileri yönetimi gibi konuların tamamı aslında yazılım tarafında firmaya göre özelleştirilmesi gereken, tekrar söylüyorum, bazı konuların firmalara göre, kurumlara göre özelleşmesi gerekiyor. Özellikle CRM bunlardan birisi. Çünkü bütün markaların aynı doğrultuda müşteriye bakması mümkün değildir. Herkesin database'inde ortak noktalar illaki vardır ama bunun yanında özelleşmesi gereken konular muhakkak vardır. Onun için de CRM tarafının firmaya göre özelleşmesi gerekiyor. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Tabii bir de bunun franchise noktası kısmı var. Şimdi merkezi anlattık. Merkezde tamam, operasyon tarafı, üretim tarafı, bunun satın alma süreçleri vesaire, bunların hepsini yönetiyoruz.
dediğim gibi hizmet tarafında da bunlar aynı süreçler geçerli. Yani şu temel mantık, yani %80 oranında bütün ticaretler benzer, %20'lik kısmı değişir. Mesela bizdeki özellikle restoran, kafe tarafındaki franchise noktalarında her zaman algı şudur: yazılım dediğimiz POS uygulamasından ibaret değildir. Bu en büyük yanlıştır. POS uygulaması bu işin %10'luk kısmıdır. Yani oradaki adisyon uygulaması sadece %10'luk kısmıdır. Esas bütüne bakmak gerekiyor. Çünkü ticaret bütünde dönüyor. Yani sizin oradaki ürettiğiniz ham maddenin maliyetinden başlıyor, aldığınız paketleme ürününden başlıyor, en son noktada nihai müşteriyle, misafirinizle buluştuğu noktadaki ürüne kadar çok ciddi bir operasyon süreci var ve bunların tamamının kayıt altına alınması gerekiyor. En basit, çok kolay bir örnek. Türkiye'de nüfus sayımı yaklaşık 10-15 yıldır yapılmıyor, değil mi? Neden? Çünkü artık her şey kayıt altına ve anlık artık nüfus sayılıyor. Değil mi? Önceden hatırlarsınız, pazar günleri eve kapatırlardı, dolaşırlardı, nüfus sayarlardı. Şimdi öyle bir şey yok. Anlık, çünkü bütün veriler orada database'de birikiyor. Biraz hızlanmak gerekirse, işte franchise noktasında işte siparişi, mal kabulü, özellikle franchise noktasındaki cost takibi. Bu cost takibi de franchise yatırımcı tarafından çok önemli, karlılığını anlık görebiliyor olması lazım. İşte oradan yine franchise noktasındaki stok yönetimi, perakende satış uygulaması, yine şubelerimizin fiziksel olarak takibi, oradaki bir buzdolabının ısısının merkezde alarm sistemiyle takip ediliyor olması, değil mi? Ne kadar önemli bir şey. Veya işte şube personelinin giydiği kıyafetin her gün aynı şekilde olması, bunun temizliğinde vesaire, bunların takibi yine franchise'de, değil mi? Yani bu aramızda duayenler var. Bu konuyu çok çok daha iyi onlar anlatırlar. Ben çok oraya girmeyeceğim ama bunların takip tarafı aslında yazılımda bizlerde olan konu. Ki bunların takip edilmesi de yine en önemli konulardan birisi. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Fazla da sizlerden soru varsa onları alayım. Daha sonra da sonlandıralım. Fazla da vaktinizi almamış olayım. Sorusu olan var mı? Ben çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırıp beni dinlediğiniz için. Sağ olun.